Şimdi yavaş yavaş doğalgazdan sonra gündeme gelelim sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz iklim zirvesinde Erdoğan Biden'la görüştü. Biz Biden görüşmesini Bartolomeos'un, Fener Rum Patriği'nin ayarladığını söylemiştik. Bartolomeos'un Amerika'ya gittiğini ve Erdoğan'ın talimatıyla gittiğini ve Erdoğan'ın talimatıyla giderek Biden randevusunu organize ettiğini ifade etmiştik. Bunda hiç yanılmadık. Bunu daha görüşme olmadan evvel söylemiştik. Aynı zamanda ardından ikinci bombayı bu akşam saat 21'de Vidin'le beraber patlatacağız. Bunun ayrıntılarını da anlatacağız net bir şekilde. Bartolomeos, Amerika Birleşik Devletleri'ne neden gitti? Birincisini gerçekleştirdi. İkincisini gerçekleştirip gerçekleştiremediğini soracağız. Şimdi biz genellikle çok uzun yıllardır Suriye politikası ile beraber aslında bir denge politikası yürütüyoruz. Bazen Rusya'yı öne çıkartıyoruz Amerika'ya karşı. Rusya'ya karşı Amerika'yı çıkarıyoruz ve böylelikle dengede yürütüyoruz. Rusya da Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden ve Batı'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nden uzaklaştıkça kendi politikasına uygun olarak bir yol belirliyor ve o yolda da kendisi açısından haklı ve Türkiye'yi de baskılıyor bu konuda. Ve Erdoğan Biden görüşmesinin ardından aslında Biden görüşmesinin olumlu geçtiğini ifade etti. Kamuoyuna bununla ilgili duyurular yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin basın sözcülerinin ya da dışişleri yetkililerinin yaptığı açıklamalarla bizimkiler çok örtüşmese de aslında diyebiliriz ki Türkiye kendi açısından kullanıyor. Doğal olarak olumlu geçtiğini söyleyecek ki Rusya'ya karşı elinde kart kullanabilsin. Amerika Birleşik Devletleri de daha objektif sunuyor. Belki aynı zamanda da kendi iç kamuoyuna yine şeye karşı söyleyin, kendi iç kamuoyuna yönelik olarak böyle kullanıyor diyebilirsiniz. Çok öyle değil tabii. Çünkü eninde sonunda Amerika'da bunun arka planı yansıyor. Senato'ya karşı aslında şimdi şöyle bir olay var. Erdoğan konuşmasında özellikle dedi ki işte 1 milyar 400 milyon lira dolar 1 milyar 400 milyon dolar F-35 projesi için verdik ve alacağımız var. Bunun karşısında iki tane program önerdik. Dedik ki bize elimizdeki F-16'larla ilgili olarak modernizasyonu konusunda destek verin. İki, yeni F-16'lar verin. Ancak bununla ilgili de Senato engeli var dedi. Şimdi tüm kongre, tüm mesele burada. Yani siz masada konuştun mu o Biden'ın ağzından çıktığı için tak 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 olmuyor ki. Yani Erdoğan masada herhangi bir şey söylediğinde o olmuş bilmek gerekiyor. Ona itiraz edebilecek herhangi bir yapı söz konusu değil. Bakın herhangi bir yapının itiraz etmesi mümkün değil. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Batı'da herhangi bir liderle karşı karşıya oturduğunda aha verdim, aldım, böyle olsun dediğinde o ülkelerde öyle olması kolay mı? İngiltere'den Almanya'ya, Almanya'sından Fransa'na, İtalya'sından Amerika Birleşik Devletleri'ne, Kanada'sına kadar. Mümkün değil. Bizde bu mümkün. Şu aslında yani kısacası o olumlu yaklaşmış Biden bu 1 milyar 400 milyon dolarla ilgili olarak ama demiş ki Kongre'yi işaret ediyorum. Yani Erdoğan'a yeşil ışık yakmamış. Aslında sarı ışığı göstermiş. Kongre'den ne çıkar sizce karar? Halbuki olay şu değil mi arkadaşlar? Ver 1 milyar 400 milyon dolar paramızı dememiz gerekmiyor mu? Senin paran vermişsin oraya. Paraya da ihtiyacım var. Yani neden? Yani neden babalanmıyoruz? Neden mahkemeye gitmiyoruz? Bu ülkenin 85 milyon vatandaşın, milletin hakkı o para. Onun cebindeki para o. Düşün aldığın o kadar para için ne kadar faiz ödüyorsun? Uluslararası tefecilerden, bankerlerden, bankalardan, kuruluşlardan topladığın, aldığın o dolara karşı faiz ödüyorsun. Senin paran orada yatıyor. Yatıyor orada.
Neden babalanmıyorsunuz arkadaş? Neden res çekmiyorsunuz? Onlar res çektiğinizde elinizde Deniz Yücel'i gönderiyorsunuz. Rahip Bronson'u gönderiyorsunuz. Ondan sonra da ülkede hukuk var diyorsunuz. Yargı bağımsız diyorsunuz. Türkiye'nin bağımsızlığına laf söyletmeyiz diyorsunuz. Tamam, doğru söyletmeyin tabii ki. Bu millet sizi onun için seçti. Yargıya müdahale etmeyin, hukukun bağımsızlığını koruyun diye. Ülkenin bağımsızlığını koruyun diye. Ülkenin onurunu, gururunu koruyun diye. Ama bir gün önce babalanacaksın. Bu can, bu bedenden fakirin çıkmadığı sürece vermeyeceğini söylüyorsun. Ama ertesi gün küt bir mektup geliyor, gönderiyorsun. Biz de yiyoruz. Yiyenler yiyor. Yine demiş ki, Amerikan dönüşü Erdoğan, Afganistan'la ilgili olarak 300 bin göçmen var demiş açıkça. Ve yüklü bir göçe kapımızı açmayacağız demiş. Yüklü bir göçe. Yüksüz bir göçe açacak mıyız kapımızı? Ama daha geçen gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu göç meselesinin bir sorun olduğunu söylüyordu. Aynı muhalefet partilerinin genel başkanları gibi konuşuyordu. Siz bir şey anlıyor musunuz bundan? Ben anlamıyorum mesela. Arkadaşlar, geçenlerde Memduh Bayraktaroğlu'nu konuk olarak aldığımızda çok ilginç bir iddiada bulunmuştu bu Suriye savaşı ile ilgili olarak ve Suriye göçmenleri ile ilgili olarak. Aslında Suriye'den göçmenlerin buraya getirilmesinin ucuz iş gücünden kaynaklandığını söylemişti. Ve bunun yukarıda da yukarıda karar alındığını söyledi. Yani Türkiye'de yaklaşık 5 milyon civarında Suriyeli göçmen, mülteci, sığınmacı var. Şimdi Afrika'dan gelenlerle beraber, yani Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan, Ermenistan'dan, Afganistan'dan, Afrika'nın değişik yerlerinden gelen göçmenlerle yaklaşık 10 milyon civarında bir göçmen olduğu söyleniyor ülkemizde. Ve bu ucuz iş gücüyle alakalı. Hatta başka bir şey, bir iddia daha var. Anadolu'da doğal olarak herkesin böyle çalışabilecek düzeyde insanlarımızın şehirlere göç etmesinden kaynaklı olarak Anadolu'da toprakların işlenmediği söyleniyor, iddia ediliyor. Ve buranın aslında göçmenlerin buraya kaydırılması gerektiği iddia ediliyor. Hatta hayvancılık konusunda Afganlı çobanlar olmasalar hayvanlarımızı arazide güdecek çoban bulunamadığını iddia ediyorlar yine. Hadi önümüzdeki günlerde iktidar topraklarımızın kullanılabilmesi için, üretimin arttırılabilmesi için göçmenlere ihtiyacımız olduğunu söyleyip kapıları farklı bir şekilde açabilir mi sizce? Yapabilirler mi? Biliyorsunuz göçmen meselesine daha düne kadar itibar üzerinden bakıyordu iktidar ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bugün yüklüce göçmen alamayız diyor.